Biz yola en geniş halk ittifakının kurulması için çıktık. Yani biz küçük bir ittifak grubu için yola çıkmadık. Her parti, her hareket kendi ittifak alanını oluşturacak, kendi ittifak adacıklarını oluşturacak, orada da mutlu olacak. Türkiye'nin ihtiyacı bu değil. Türkiye'de halkların, emekçilerin ihtiyacı bu değil. Türkiye işçi sınıfının ihtiyacı da bu değil. Gerçekten kararlı mıyız? Gerçekten bir çıkış yolu arıyor muyuz? İnim inim inleyen bu halkla beraber bir kurtuluş yolu arıyor muyuz? Buna evet diyorsak o zaman en geniş halk ittifakını kurmak zorundayız. Bu ittifakın içerisinde işçi sınıfı, emekçiler, yoksullar, üreticiler, köylüler, Kürt halkı, Aleviler, ezilenler, ötekileştirilenler olmalı. Yani şu kesim olursa böyle olur, bu kesim olursa böyle olmaz demekle en geniş halk ittifakı kurulamaz. Bizim önceden kararımız var zaten. Biz bu deklarasyonun ilan edilmesini bekliyorduk ittifak olarak. Sosyalist güç birliğine, onun partilerine, halk evlerine. Daha bu ittifakta henüz yer almayan, buraya bakan sol sosyalist ilerici demokratik çevrelere gideceğiz. Gideceğiz, ısrarla gideceğiz. Bizim işimiz bitmiş değil. Ki bazı konularda fikir birliğimiz var, bazı konularda fikir ayrılığımız var. Bu çok doğal. Çünkü biz ayrı partileriz. Bizim programlarımız ayrı. Biz bir parti kurmuyoruz, bir ittifak kuruyoruz. Bir kurtuluş için seçim bekleyeceğiz. Bunun öncesinde güçlü bir ittifak zemininde bir halk hareketini, mücadelesini ortaya koymamız lazım. Bunun için ihtiyacımız var. Bütün bu süreç seçime kadar ve seçimde dahil olmak üzere fiili bir OHAL döneminin olacağı bir süreç olarak gözüküyor. Yani tutuklamalar, yasaklar, HDP'nin kapatılma ihtimali, sansür yasası var şu an. Yani sansür yasası geldiğinde sen TKP'lisin, sen sol partilisin, sen MHP'lisin, sen tiplisin, HDP'lisin diyor mu? Böyle bir şey yok. Bunu nasıl püskürteceğiz biz? Sansür yasasıyla bir seçime girilirse bu epey sıkıntılar olur. Özgürlüklerin tamamen ayaklar altına alınması diye bir sorun var.